Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle kütük üzerine taş boyama tablo yapacağız. İlk olarak kütüklerimizin güzel bir şekilde zımparalanması gerekiyor. Özellikle kütüklerinizi kestirdiyseniz daha da güzel zımparalamanız gerekiyor. Çünkü zımparalanmadığı takdirde güzel sonuç alamıyorsunuz. Boyalarımız akrilik boya. Taş boyama, kütük boyamada akrilik boya kullanıyoruz. Özellikle yeni başladıysanız eğer renkleri birbirine karıştırarak yeni renkler elde edebilirsiniz. Fazla boyaya gerek yok yani. Mesela biraz önce kullandığım taban kütüğümde mavi ve mor rengi karıştırarak kullandım ve gece mavisi tonunda bir renk uygulamış oldum. Taşları nereden topladığım soruluyor. Aslında deniz kenarında bir yerde oturmuyoruz. Ama taşlık bir mekanda olduğumuz için ben taşları kolaylıkla bulabiliyorum. Böyle üstleri pürüzsüz olan taşları bulduğunuz her yerden toplayabilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben renkleri karıştırarak renkler elde edebiliyorum. Mesela benim gri rengim yoktu. Onun için ben de beyaz ve siyahı karıştırarak güzel bir renk elde etmiş oldum. Fırçamızda gri renkte boya var şu anda. Ucuna azıcık beyaz renk bandırdım ama her tarafına değil, sadece uç kısmına. 3 boyutlu görünüm vermek için, bir tepe görünümü vermek için bu işlemi uyguluyoruz. Videomuzda anlamadığınız bir yer olduğunda yorum kısmından bana soru sorabilirsiniz. Bu küçük kütüğümüzü mesela ben kestirmiştim. Diğer büyük kütüğümü de bir AVM'den almıştım. Özellikle taş boyama yaparken hayal gücü çok önemli. Ben kendimce böyle bir tablo ortaya çıkarttım. Fakat siz farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Bu şu anda kar manzarası hafiften olacak. O yüzden beyaza boyadım. Kullandığım boyalar da çok soruluyor aslında. Bu yüzden bu konuda da bilgi verebilirim. Rich boya ile başlamıştım ben bu işe başladığımda. Ve daha sonra Sadense ve Art Deco da kullandım. 3 boyadan da memnunum. Onun dışında boyalar kullanmadım. Bu boyalarda yalnız insan ilk önce acemilik yaşadığı zamanlarda şüpheye düşüyor. Mesela boyanın üstünde bir yağ tabakası vardı. Ben bozuldu galiba boyalar diye düşünmüştüm. Aslında boyaları çalkalayarak kullanmanız gerekiyor. Yani o üst taraftaki sıvı sizi yanıltmasın. Her kullandığınızda çalkalamanız gerekiyor. Şimdi ben ilk zamanlar mesela fırçayı boyanın içine bandırıyordum. Öyle yaptığımız zaman da daha kullanışsız oluyor aslında. Hani ziyan etmeyin boyayı diye düşünüyordum ama aslında kuruması falan daha kötü oluyor. Fiyat olarak da bu 3 boya birbirine çok yakın fiyatları. Fakat ana renkler sanki daha uygun oluyor. Mesela ben bu yaldızlı boyayı daha pahalıya almıştım. Genelde 7,5-8 civarı. Fark ettiyseniz yeşil boyayı mavi ile karıştırıp daha sonra da yaldız kalıntısı vardı kenarda. Ondan biraz da aldım. Parlak bir yeşil oldu. Hatta turkuaza yakın bir renk oldu. Bu elimde tuttuğumda çamın olmamış hali. Bunları doğadan yine toplayabilirsiniz. Daha çamlar olmadığı zamanlarda. Benim çok hoşuma gitti. Bayağı böyle bir poşet dolusu toplamıştım. Çoğu şeyi de kullanıyorum şimdi. Son anda fikir değiştirip alt tarafı deniz yapmak istedim. O yüzden mavi tonlarını da boyadım. Boyadığımız taşlar da kurudu. Onları yerleştirip deniyorum. Dediğim gibi hayal gücünüze kalmış. İsterseniz tabii ki ilham aldığınız kişiler olabilir. Mesela bu videodaki gibi.
Ben kar manzarası yaptığım için çatıları beyaz boyamayı tercih ettim. Siz ona göre değerlendirirsiniz, istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Taş boyama tablolarda çok özgür olabilirsiniz. Aynı çocukların yaptıkları resimler gibi rengarenk. Sizin hayal gücünüze kalmış. İlla yani güneş sarı olmak zorunda değil. İsterseniz kırmızı veya turuncu da olabilir. Bu yüzden çok seviyorum taş boyama işini. Hayal etmek benim çok hoşuma gider küçüklüğümden beri. Aynı zamanda çamları, ağaç dallarını, her şeyi kullanabilirsiniz böyle tablolarda. Tekrar yerleştirip gözümde canlandırdım. Sürekli kullandığım malzemelerden biri asetat kalemi. Böyle ince detaylarda çok işinize yarayacak. Fırça da taşabiliyor ki özellikle yeniyseniz mutlaka asetat kalemi edinin bence. Ben bu işe başlayalı 1-1,5 sene kadar oldu. Aslında ben küçüklüğümden beri çok resme hayran bir insandım. Sürekli yapmak isterdim. Fakat bir türlü fırsatım olmadı. Kendi kendime kara kalem yapardım ama onun dışında sulu boya, kara kalem bu şekilde ufak tefek şeyler. Taş boyamada kendi kendimi geliştirdim açıkçası. Hiç kimseden bir eğitim almadım. Sizin de bir resme yeteneğiniz varsa böyle şeylerden hoşlanıyorsanız hiç çekinmeden başlayabilirsiniz. İnsan sevdiği işi yapmalı bence. Bu bana çok güzel bir moral oluyor. Yaptığım şeyi gördükten sonra mutlu oluyorum. Ayrıca ufak da olsa evinize bir katkınız oluyor. Bu ufak detayları ben boyayla yaptım, akrilik boyasıyla yaptım. Fakat isterseniz siz yine asetat kalemi veya akrilik kalemler var. Akrilik kalemlerin fiyatı biraz pahalı fakat böyle şeylerde çok işe yarayabilir. Fırçamın arka kısmıyla kar taneleri yapıyorum. Ön tarafıyla yaptığımızda bu kadar düzgün olmuyor. Şu anda da kapı ve pencerelerin üst kısımlarında kar birikintileri görünüm veriyorum. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız lütfen devam butonuna basın. Bu benim evimin manzarası. Böyle vakitlerinde başladık ve akşam vaktine kadar devam ettim böyle. Bayağı yorucuydu. Artık ertesi güne geçtik. Ertesi günde devam edeceğim. Şu anda vernik işlemini yapacağım. Oğlum da yanımda. O da ayrı bir ev yapıyor. Verniğimiz su bazlı vernik. Oğluşum size el sallıyor. Bu da onun yaptığı ev. Ben de şu anda vernikleme işlemini yapıyorum. Verniği iyice yedirmemiz gerekiyor. Çok beklettiğimiz zaman pıtırtılar kalabiliyor. O yüzden hızlı hareket edip vernik kurumadan hemen fırçalamamız gerekiyor. Ellerimiz boyalı boyalı size el sallıyoruz. Aynı şekilde bütün parçalarımızı vernikliyoruz.
Vernikleme işlemini yaptıktan sonra fark edeceksiniz, daha güzel olacak yaptığınız işler. Verniklerimiz kurudu. Artık yapıştırma işlemine geçeceğiz. Silikonumuz ve hızlı yapıştırıcımız var. Ben her iki yapıştırıcıyı da kullanıyorum ama taşlarda arka tarafları yamuk olan taşlar özellikle hızlı yapıştırıcıyla çok güzel olmuyor. Çünkü yamuk olduğu için düz bir zemin gerekiyor. Silikon fakat bu boşlukları doldurduğu için daha güzel tutuyor. İki yapıştırıcı da işinizi görür. İkisini de kullanabilirsiniz. Bu bölümde daha sıkı tutması için hem Japon yapıştırıcısı hem de silikon kullandım ki bir aksilik olmasın. Çünkü ön tarafında taşlar da olacak kütüğün. İyi sıkı tutmasını istediğim için iki yapıştırıcıyı da kullandım. Bütün parçalarımı tek tek yapıştırıyorum. Ve tablom bitti. Mutlu son. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Ayrıca sorularınıza cevap verebilmişimdir. Eğer sorularınız varsa hala yorum kısmında yazdığınızda size cevap vereceğimi unutmayın. Benden beklediğiniz başka videolar varsa onları da söyleyebilirsiniz. Evde kaldığımız şu günlerde kendinize güzel hobiler edinin. Vaktinizi güzel değerlendirin. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.